Yaş! Aa! Demek yalan söylemeyi de öğrendin. Yaş, hatırlatırım, artık genç değilsin. 4 tane çocuğun babasısın. Unutmadım Artie. Her şeyi hatırlıyorum. Ve bu arada 4 çocuk babalarının romantik olmayacağı hangi kitapta yazıyor? Artie bak ne diyeceğim. Romantizm hayata biraz ara vermektir. Yoksa ikimiz de uzun zaman önce yaşlanmıştık. Bak şimdi. Bak. Aa Yaş, beni ısıtıyorsun. Artie bunu sen de biliyorsun. Ülkede çok büyük bir su sorunu var. O yüzden bu sorundan kurtulmak için böyle bir çözüm buldum. Eğer ülkedeki bütün erkekler bunu yapmaya başlarsa sana yemin ederim su sorunundan hemen kurtuluruz. Aferin sana ya. Şimdi burada kalıp su sorununu aynen böyle çözebilirsin. Ve ben de gideyim. Olmaz Artie, nereye gidiyorsun? İzin ver de gideyim. Hayır Artie, daha yeni geldin. Ayı ağlıyor. Ben duyamıyorum. Aa, sen duyamazsın. Sadece bir anne çocuğunun ağladığını duyar. Tamam, öyle mi? Ha? Hayır Artie, Artie. Hey Artie. Hey Artie. Ya ne sandın? Senden başka kimse bahane uyduramaz mı? Eğer ayıyı bahane etmeseydim gitmeme asla izin vermezdin. Artie, buna hile denir. Bir dahaki sefere sana göstereceğim. Seni asla bırakmayacağım. Aa, tamam pekala, göreceğiz. Bu arada elini çabuk tut. Ofise geç kalıyorsun. Bu arada akşam saat 5'te eve gelmen gerek. Çünkü ayı aşı olması için doktora götüreceğiz. Tamam oğlum, tamam oğlum. Bak... İğne deyince nasıl ağlamaya başladı. Aynı babasına benzemiş. Ve bu arada eğer geç kalırsan ayıyı tek başıma götüreceğim, tamam mı? Artie, tek başına hiçbir yere gidemezsin. Ayı daha çok küçük. O yüzden onunla ilgilenmek gerekiyor. Sanki ilk defa anne olmuşum gibi konuşuyorsun. Artie, sana demedim mi? Tek başına gidemezsin. Tamam. Hayır Artie. Tamam değil. Şimdi bana söz ver. Eğer 5-10 dakika geç kalsam bile yine de beni bekleyeceksin. Tamam ya, sana söz veriyorum. Seninle birlikte gideceğim. Hem neden 5-10 dakika? Ben seni ömrümün sonuna kadar beklerim. Öyle mi? Peki sen bunu nereden öğrendin? Aa. Ayu, 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 ayu. Güle güle. Ayu. İşita? Paridi, sana şekerli limon suyu getirdim. Teşekkürler ama ne gerek vardı ki? Hizmetçilere söyleyebilirdin. Şey, sana söylemem gereken önemli bir şey evet, var. Evet, söyle. Paridi, anne olamayacağını öğrendiğimden beri moralim gerçekten çok bozuk Paridi. Açıkçası dün gece sabaha kadar seni düşündüm. Eğer senin için bir mahsuru yoksa sana küçük bir tavsiye verebilirim. Bir çocuk evlat edin. Şey, dün geceki halini ne kadar acı çektiğini görünce bir şey fark ettim Paridi. Bu ailede kimse sana değer vermiyor. Ama bu bana çok dokundu Paridi. Eğer bir çocuk evlat edinirsen hayatına bir anlam gelir. Ve o yetim çocuğun da bir annesi, bir babası olmuş olur. Ve hayatın tamamen değişir Paridi. Kusura bakma Işita yenge. Kimsenin tavsiyesine ihtiyacımız yok. Özellikle de ilişkilere saygı duymayan bir insanı. Özür dilerim ama senin kocan Akaş abim. Peki ona hak ettiği sevgiyi ve saygıyı verdin mi? Sen benimle kocam arasında ne olduğunu... Ben her şeyi biliyorum. O yüzden benimle tartışmanın anlamı yok. Ve tavsiyen için teşekkür ederim. Herkes haklıymış. Senin kimseye faydan dokunmaz. Pratik, Işita ile Akaş arasında ne kadar sorun olursa olsun, onunla böyle konuşmamalıydın. Ve bana sorarsan, Işita'nın yanlış bir şey söylediğini düşünmüyorum. Pratik, daha ne kadar bekleyeceğiz? Tedavinin etkili olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Ayrıca bence bir çocuk evlat edinmenin hiçbir mahsuru yok. Paridi, bence de bir mahsuru yok. Ama bu çok büyük bir karar. Hafife alınmaması gerekiyor. Bunu düşünmek için zamana ihtiyacım var. Gel Akaş, içeri gir, içeri gir. Hey, hadi geç, hadi, geç. Hadi. Gel. Vay canına, bu oda çok güzelmiş. Burası oda değil, ofis. Beğendin mi?
Çok iyiymiş. Hı. Tamam bak ne diyeceğim. Hadi otur da bir dene. Otur otur. Peki öyle diyorsan. Vay canına. Bu koltuk çok rahatmış. Demek rahat öyle mi? Hmm. Ama şimdi rahat etmenin zamanı değil. Aynı zamanda sorumluluklarını yerine getirmelisin. Ama ben yani... Bundan sonra bu şirketin sorumluluklarını sen de paylaşacaksın ve buna bütün gerginlikler dahil. Bak bu ofis artık senin. Buranın sorumluluğu tamamen senin omuzlarında. Bir dakika yaş. Sana daha önce söylemiştim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Önce asistanın olup bir şeyler öğreneyim ki ben de bir şeyler yapayım değil mi? Bir şeyler öğrenmek istiyorsan bu işe girmen gerek. Nehrin kenarında oturup nehre bakarak yüzme öğrenemezsin, öyle değil mi? Ama çok doğru söylüyorsun Yaş ama ben daha hazır değilim ki. Bankacı abi ona bir anlatır mısın? Eğer yanlış bir şey söylerse anlatırım Akaş. Ama çok doğru söylüyor. Eğer sorumluluk alırsan işin altından kalkmayı da öğrenirsin. Ve ikinci olarak bu tamamen Yaş'ın kararı, tamam mı? Ve bu onun bir karar verdiği ve bu karara uyacağı anlamına geliyor. O yüzden Yaş ne derse onu yap, anladın mı? İşini düzgün yap ki o da bu kararıyla gurur duyabilsin kardeşim. Tamam. Pekala. O işi olmuş bil. Madem bana bu kadar büyük bir sorumluluk verdin, üzerime düşeni yaparım. Sana söz veriyorum, ne bu şirketin ne de ailemizin yüzünü kara çıkarmayacağım. İşte şimdi oldu. Hey! Sen ne oturuyorsun ha? Buraya gelsene. Evet evet sen çok doğru bir şey söyledin. Bekle geliyorum. Hadi sarıl bakalım. Ha, şöyle. Evet. Evet. Tamam şimdi bana ne yapacağımı söyleyin. Yapmamız gereken ilk şey masadan çaylarımızı alıp birlikte bu güzel olayı kutlamak. Aynen. Tamam. Evet şimdi şöyle yapacağız. Bu sıcak çayı tek yudumda içeceğiz. Ne? Yani sıcak sıcak tek yudumda hepsini içeceğiz. Hey Akaş, Akaş ben şaka yapıyordum dostum. Bu kadar sıcak çayı kim içer? Şu aptal temizlikçi beni hala aramadı. Alo. Hanımefendi, işinizi hallettim. Yarısını mı, hepsini mi? Şimdilik yarısını hallettim. Bay Yaş'ın cep telefonu şu an elimde. Şimdi geri kalanını da halledeceğim. Unutma, sadece 5 dakikan var. Telefonunu çaldıracağım, tamam mı? Tamam hanımefendi. Bu 5 dakika benim hayatımı, geleceğimi, her şeyimi değiştirebilir. Tabii eğer düşündüğüm şey gerçek olursa. İşite kızım. Evet anne. Kızım, hadi gel mabede gidiyoruz. Mabede mi? Bugün özel bir gün mü acaba? Öyle mi? Akaş'ın artık bir ofisi var. Babam ve diğer kardeşleriyle iş yapmaya başladı. Bundan daha özel ne olabilir ki? Çok doğru. Biz birlikte mabede gidiyoruz. Ama Akaş'ın karısı olarak senin de gelmen gerek. Ve onun bu yeni işinde başarılı olması için Tanrı'ya dua etmen gerek. Hı? Peki, Arti nerede? O da herkesle birlikte gelmiyor. Hayır mu? Kızım, o gelmiyor. Saat 5'te Yaş'la birlikte Ayu'yu aşıya götürecekler. Gidelim mi? Paridi, ben gelmeyi çok isterdim ama maalesef... Benim başım çok ağrıyor. Durup dururken ne oldu bilmiyorum. Kafamı birazcık oynatsam bile... Başım ağrıyor. Evet, bırak o burada kalsın yenge. Şimdi yolda bayılırsa onunla kim ilgilenecek? Hem zaten günahkarların mabette ne işi olabilir ki? Ne? Yanlış bir şey mi söyledim? Yalan söylüyor.
Biz gelmeden önce bir şey yoktu. Ve biz gelir gelmez baş ağrımaya başladı. Eğer canın kocanın başarısı için dua etmek istemiyorsa, o zaman gelmiyorum de. Neden bahane uyduruyorsun? Hayır, hayır hala. Ben bahane uydurmuyorum. Gerçekten de başım çok ağrıyor. Önemli değil Işita. Sen burada kal ve dinlen. Ve başkalarının ne dediğine de aldırma lütfen. Hem zaten bütün günahkarlar mabede gitmezler. Ama evet, bazıları gider tabii. Çünkü mabede girip günahlarından arınmaları gerekir. Ne? Sen ne demek istiyorsun? Hiçbir şey. Sana yemin ederim yenge. Ben kimsenin adını ağzıma almadım. Sen neden üzerine alındın? Paridi, bana bak, kurnazlık etme. Hey hey, bırakın şimdi bunları. Mabede gitmemiz gerek, geç kalıyoruz. İşita, kendine iyi bak. Biz birazdan döneriz, tamam mı? Gidelim. Ağrı kesici al. Evde Artie ile benden başka kimse kalmadı. Bu harika bir zaman. İşte şimdi işimi yapabilirim. Paride. Aa, Paride evde yok ki. Tamam ayo. Annen şimdi telefonu açmaya gidecek. Seni burada bırakacak. Sakın yaramazlık yapayım deme. Tamam mı? Aferin sana. Söyle Yaş. Evet, saat kaçta geleceksin? Bu telefonun sahibi bir kaza geçirdi. Ne? Kaza mı? Siz kimsiniz ve nereden arıyorsunuz? Habib Gang istasyonunun hemen arkasındayım. Çabuk olun lütfen. Yaşın ciddi bir şey yok değil mi? Bakın, alo, alo. Kaza mı? Ne yapacağım? Ayu, sen hiç korkma, tamam mı? Ayu, babanın hiçbir şeyi yok. Sadece babayı görmeye gidiyoruz. Ona bir şey olmayacak, değil mi Ayu? Ha? Sen hiç merak etme, tamam mı? Hadi gidelim. Numarayı sildiğim için Bay Yaş onun telefonundan arama yaptığımı anlamayacak bile. Aman Tanrım, umarım Yaş'a bir şey olmamıştır. Ayu, sen sakın merak etme, tamam mı? Babana hiçbir şey olmayacak. Annen yanında, tamam mı? Tanrım, yalvarırım Yaş'ı koru. Zavallı Artie. Sanki kocasının başına çok ciddi bir şey gelmiş gibi koşa koşa gitti.
Halbuki nereden bilsin? Ben burada olduğum sürece benim yaşamın başına hiçbir dert gelemez. Yaş. Alo? Bayan Cynthia, beni özlediğinizi biliyorum. Çünkü ofise gitmeden önce size güle güle öpücüğü vermeyi unuttum. Ama önemli değil artık. Şimdi bana öpücük verebilirsin. Hı? Tamam, bekliyorum. Hadi. Yaş. Kimsiniz? Jay. Yaş. Ben Işita. Artie dışarı çıktı. Cep telefonunu burada unutmuş. Artie dışarı mı çıktı? Peki nereye gitti? Bilmiyorum ama Ayu'yu da yanına aldı ve acelesi varmış gibiydi. Artie'ye Ayu'yla birlikte tek başına aşağıya gitmemesini söylemiştim ama buna rağmen gitti mi? Evet. Ben de Artie'ye aynı şeyi söylemeye çalıştım. Küçük çocukla bir yere gitme dedim ama beni dinleyecek zamanı yok gibiydi. Tamam, peki. O zaman ben de kliniğe gideceğim. Tamam. Bu evin artisi kocasına verdiği sözü tutmadı. Ve kapı eşiğinden geçip gitti. Şimdi zavallı Artie bu yaptıklarının sonuçlarına katlanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.